Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. HSBC əməldarı Xitayğa mail sözleri səbəblik keçürüm sorudu. Angliyanın uzun tarixi iki şirketi bolğan Hong Kong ve Shanghai Bankası'nın amivi işleri məsulü Xitay haqqıda Angliya hükümetini tənqid qılğanlıqdan keçürüm sorudu. Amerika Avazı'nın 8. Avgustdaki haberde qeyd qılınışça Hong Kong ve Shanghai Bankası'nın amivi işleri məsulü Sherrod Cooper Collis 6. ayda ötküzülgən bir yepiq faaliyette Angliyanın daim Amerika hükümetinin tələblərge başı gedigallıqını cümleden Angliyanın Amerika'ya maslaşıp Xitay bilen soğudu faaliyetlerini azaytış haqqıdaki tələbigi mu yumşaqlıq qılğanlıqını Angliyanın əsildi öz mənbəətini oylaşışı kereklikini bildirgən. Bloomberg agentliği bir kısım haberdar kişilerden nakil eliş arqılıq bu haqda haberi elan kılgandan kin Sherrod Cooper Collis'nin sözleri küçülük gulgulu qozgan. Hong Kong ve Shanghai Bankası bu haqda bayanat elan kılıp mesul Sherrod Cooper'nin pekat şahsi karışına ortaklaşqalıqını bildirgen. Sherrod Cooper Collis mi bu haqda keçürüm soraşkı mecbur bolgan bulup o alaqadar sözlerinin Hong Kong ve Shanghai Bankası'nın pikirge vekillik kılalmaydıqalıqını sözleri sebeplik kilip çıkan narazılıqlardan qattıq keçürüm soraydıqalıqını etkan. Məlum buluşca, gerçi Hong Kong ve Shanghai Bankası bir Angliya şirketi bolsumu paydasının 80% çet elden kilidikən. Yani kilip çet eldeki paydasının 20% köpürəki Xitay ve Hong Kong'dan kilidikən. Müzkür bankı Xitay bilen bolğan quyuq soda alaqısı sebeplik, garip ellerdeki parlament əzalarının tənqidiga uçurab gelgen. Hong Kong ve Shanghai Bankası 1865 yılı kurulgan bulup, 1877 yılı mezkur bankının zor miktarda qarz birişi neticesi de herbi cahettin tuluq tayarlı kılalgan Çing sulalısı əməldarı Zozongtan Şarkı Türkistan'ı işgal kılgan ve xalqını qallıq bastırgan. Xitay her günü 30 000 tonnadan artıq kömür bulantılan kılmaqda. Xitayning Sharq Turkistondagi har qaysi kömür ishlab chiqarish bazalari kömür boyligini butun kuchi bilan bulantilan qilib qizayotgan bo'lib, kuniga 33 ming tonna kömür sirtqi setilmoqda ekan. Xitay tashviqot organi xalq to'rining xabarida oshkorilnishcha, Xitay rejimi Sharq Turkistondan kömür boyligini bulantilan qilishni davomli kuchaytirayotgan bo'lib, o'tir hisob bilan kuniga 33 ming tonna kömürni sirtqi sotmoqda ekan. Bu san yana bulturqa o'xshash mazgildikidan 30% oshgan. Xonan energiya ximiya sanoati guruhining Sharqi Turkistondagi tarmoq shirkati mas'ullarining aytishicha, mazkur shirkat Sharqi Turkistonning ichki sirtidagi elektr stansiyalari bilan bu yillik ta'minlashga kafolat qilish kelishimi imzolagan bo'lib, ishlab chiqargan ko'mirning 80%ini elektr stansiyalarga sotadi ekan. Xitoy axborot vositalarining xabar qilishicha, Sharqi Turkistonning mo'ljallangan ko'mir boylik miqdori 2 trillion 190 milliard tonna bo'lib, bütün Xitay'daki kömür baylıqının 40%'ini ilgileydikən. Xitay rejimi energiya bexatarlikiga kapalatlı qilish üçün yakınki yıllardan buyan Xonan energiya ximiya sanoati guruhini öz ichiga alğan bir türküm kömür işlep çıkarış karxanlarını kömür işlep çıkarış ve setişini birlikte gelgen çoğun bazarga elip girgen. Bunun içinde Şarkı Türkistan'dan bulantılan kılınan kömürünün köp kısmı elektr stansiyalarga setilgan. Kumul şehri Şarkı Türkistan'dan kömürünü sırtık tuşuşunun aldıngı sepi bulup Guanghui Energiya Payçeklik Şirketi Atalmış Şinjan, Jiangna, Kançılıq Çeklik Şirketi Qatarlıq bir türküm karxanlar işlep çıkarğan kömür Xitayning her qaysi jaylarga toşulgan. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'dan kömürünü sırtık tuşuş ünümünü östürüş üçün bu yıldan buyan atalmış Lanzhou Şinjan tümür yolu, Linhe Kumul tümür yolu, Golmud Korlu tümür yoldan ibaret bir asasi iki koşumcu yolunun tuşuş miktarını küçeytken. Neticede aldıngı 20 yılda Şarkı Türkistan'daki tümür yoldu kömür tuşuş miktarı 62 milyon 740 mın tonunu bulup, bulturkı okşaş mezgildikiden 8.20% aşkan. Bunun içinde Şarkı Türkistan'dan bulantılan kılıp sırtkı tuşulgan kömür 26 milyon 521 mın tonunu bulup, bulturkı okşaş mezgildikiden 14%'ye yakın aşırılgan. Küzetküçüler Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'dan çıkan baylıqlarını pekatlı Xitay'nın ihtiyacını kandırışkı şiltuvatkanlıqını, hakiki ilgileri bolgan yerlik halıqının heçkandaq mənpəətke erişelmegellikini, hatta namratlıq içi de yaşavatkanlıqını, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irki kırgancılıq cinayetigi mashalda bulantalan kılıçını mı küçeytuvatkanlıqını bildirişmekte. Filippin Xitay'nın baş elçisini çakırtti. Filippin hükümeti Xitay'nın Filippin'de duruşluk baş elçisini çağırtıp, Xitay deniz sakçılarının Filippin paraxotlarına hücum kılış kılmışıgı narazılıq bildirdi.
Germaniya avazining xabar qilishicha Filippin tashqi ishlar ministri 7 avgust Xitoyning Filippinda turishliq bosh elchisi Huang Shilianni ministerlikka chaqirib norozilik bildirgan. Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atrotining paroxotlari oldingi shanba janubiy dengizda Filippin ta'minlash paroxotlarini to'sib olib, suv to'pi bilan hujum qilgan bo'lib, Filippin taraf Xitoydan bu masalaga tushuncha berishini talab qilgan. Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazatchilari atroti 5 avgust bayonot e'lon qilib, Filippinning 2 ta'minlash paroxoti va 2 dengiz qirg'og'i muhofazat paroxotining Xitoyning ruxsatini olmagan ahvol ostida sportli taqim arli atrofidagi dengiz tavalligiga kirganligini Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazatchilari atrotining Filippinning qonunsiz qurilish materiallari to'shigan paroxotlarini to'sib olganligini da'vo qilgan. Filippin dengiz qirg'og'i mudofaa qismi shanba kuni Xitoyni ayiblab Xitoyning Filippinning ta'minlash paroxotiga suv to'pi otganligini, bu qilmishning xalqaro qonunga xilof ekanligini bildirgan. Filippin taraf yana Xitoyning xatarli harakati bilan ta'minlash paroxotini to'sib olganligini, mazkur paroxotlarning aslida 2 Tomas sohiliga o'rinlashgan Filippin askarlariga yemaklik, suv, yeqilg'i qatorliq buyumlarni yetkazib otganligini aytgan. Bildirilishicha shanba kundagi voqeadan keyin Amerika tashqi ishlar ministerligi Xitoy dengiz saqchilari va dengiz armiyasining harakatini ayiblab, Xitoyning bu harakatining rayon tinchligi va muqimligiga bevosita tahdid yetkazganligini ta'kidlagan. Bundan boshqa Angliya, Avstraliya, Kanada va Yevropa ittifoqimi Xitoyning harakatini ayiblagan. Tashkilotlar birligi hay'ati Yaponiya parlament a'zolari bilan ko'rishdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati Yaponiyada Sharq Turkiston da'vosini kun tartibiga keltirish uchun boshlagan bir haftalik ziyoratining oxirgi kunida Yaponiya parlament a'zosi Jin Matsubara apandini ziyorat qildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla Og'uzxon, birlikning Yevropa tashqi ishlar mas'uli Nijat Turg'un va birlik bosh kotibi Abdurashid Amin Hojidan tashkillangan hay'at 8 avgust Yaponiya parlament a'zosi Jin Matsubara apandini ziyorat qildi. Hay'at suhbat jarayonida Jin Matsubara apandiga Sharq Turkistonning navbatdagi iyg'ir vaziyatini qisqacha tanishtirdi va Yaponiyadagi Sharq Turkiston da'vosiga aloqador xizmatlar haqida suhbatlashdi. Hay'at ziyorat oxirida uningga Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan xotira buyum taqdim qildi. Parlament a'zosi Jin Matsubara Sharq Turkiston da'vosining pishqadam qo'llovchilaridan biri bo'lib, Sharq Turkiston masalasini Yaponiya parlamentida mustaqil davlat masalasi sifatida o'tirg'i qo'ygan tunji parlament a'zosi ekan. Hay'at 7 avgust Yaponiya Uyg'ur jamiyatini ziyorat qilib, jamiyat raisi Ahmadjon Litib va ijroiya hay'at a'zolari bilan suhbat o'tkazdi. Suhbatda kelgusida Yaponiya va xalqaroda davom qilayotgan Sharq Turkiston da'vosida hamkorlashib, birlikda harakat qilishning muhimligi to'g'risida fikr almashtirish orqali ko'plagan masalalarda o'rtaq tushunish hosil qilindi. Hay'at 5 avgust Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati Davlat Mudofaa ministri General Mahmud Muhitining inisi Musul Muhitining Tokiodagi qabrisini ziyorat qilib, marhumning ruhiga atab duo qildi. Saudi Arabistonda Rossiya-Ukraina krizisi yig'ini o'tkazildi. Saudi Arabistonning jiddi shahrida Rossiya-Ukraina krizisini hal qilish chora-tadbirlari nomliq yig'in chaqirildi. Saudi Arabistan rasmiy xabar agentligining xabariga asoslanganda, jiddi shahrida Rossiya-Ukraina krizisini hal qilish chora-tadbirlari nomliq yig'in 5 avgust boshlanib, uda 2 kun davomlashgan bo'lib, yopilish xitobnomasi e'lon qilingan. Xitobnomada ta'kidlanishicha, 2022 yil 24-kunning 24-chi kunidan boshlab davomlashayotgan Rossiya-Ukraina krizisini hal qilish chora-tadbirlarini muzokara qilish maqsadida chaqirilgan yig'inda taraflar tinchlik chorasi topishga zamin hozirlab beradigan o'rtaq pozitsiya uchun xalqaroliq kengashni davomlashtirishning zarurligi to'g'risida birdaklik hosil qilgan. Yig'inga sohibxon davlat Saudi Arabiston, to'qinishayotgan taraflar Rossiya va Ukrainaning vakillari, shundaqla Turkiya, Amerika qatorliq 40-chi davlatning vakillari, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq xalqaroliq tashkilotlarning vakillari qatnashgan. Pokistonda bombalik hujum qilish voqeasi yuz berib, 7 odam qazo qildi. Pokistonning Balochiston o'lkasida yuz bergan bombalik terrorlik hujumida bir siyosatchini o'z ichiga olgan jami 7 odam qazo qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Pokiston taratqulari Balochistonning Kach rayonidagi bir yo'lning yaqiniga o'rinlashtirilgan tizginaklik bombining bir xususiy avtomobil o'tayotgan vaqtda portlab, Balochiston xalq partiyasidan Saq Yoqubni o'z ichiga olgan 7 kishining qazo qilganligini xabar qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, hozirgacha hech kim yoki hech qanday tashkilot bu terrorlik hujumining javobgarligini ustiga olmagan. Shimoliy Vaziristan rayonida bugun atiganda yuz bergan boshqa bir bombali hujumda er ayol 2 fuqaro qazo qilgan edi.
Pakistan'ın Xaybar Pakhtunova ve Balochistan qatarlıq ölkelerde yakınkı aylardan buyan terörlük hücumları köpüyüp kalgan bulup, İslamabad bu hücumlarının Afganistan'ı bazı kılgan Pakistan Talibanları tarafından pilallanıp, icra kılınıp atkallıqını ilgiri sürmekte. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.